Kayseri'de sarraflık yapan İhsan Gülcerci altında yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Altın 2 haftadır yükselişle devam ediyordu. Bunun da ana nedeni dolardaki yükselmeydi. Dolardaki yükselmenin de en büyük nedeni faiz oranının düşmesi ve Merkez Bankası'nın başkan yardımcısı ve üyesinin değişmesiydi. Bu da ister istemez dolar fiyatını arttırdı. Dolar fiyatının artması da altında yükselişle beraberinde getirdi. Orta Doğu'daki haberler, Türkiye-Suriye arasındaki gelişmeler de tabii ki ONS'u etkiledi. Bunun da ONS'un da artmasıyla birlikte son iki haftayı altında yükselişle kapattık. Bu hafta sakin bir başlangıç yaptı ama dolar gene son yılların rekorunu tekrardan tazeledi. Sanırım yıl sonuna kadar da 10 rakamını göreceğiz gibi görünüyor. Fakat bunun düzeltmesini illaki yapacaktır. Bu da altın fiyatlarında bir nebze stabile binmesine neden olacaktır. Vatandaşların altına yoğun talepte bulunduğunu kaydeden Gülderdi, altında yaşanan son gelişmelerle ilgili açıklamada bulundu. Şu an has fiyatı 525 lira, 22 ayar altının fiyatı 500 lira, çeyrek altın şu anda 860 liradan alıcısını buluyor. Peki altın bazında bakacak olursak ilerleyen süreçte neler bekliyoruz? Altında tabii hedefler daha yukarı. Çünkü geçen sene bu vakitlerde altın has fiyatı olarak 540'ı görmüştü. Şu an daha o seviyeyi yakalayamadık. Ama yakalanması da fazla uzun sürmeyecektir diye bekliyoruz. Ama yıl sonunda bankaların da kapatma olayları olduğu için dövizde biraz yükseliş bekliyoruz. Yani yıl sonu tahmin ediyoruz 600'lü rakamları görmemiz işten bile değil. Peki altındaki artışa vatandaşların tepkileri ne yönde oluyor? Maalesef bundan önceki röportajlarımızda müşterilerimize sürekli altın almaları konusunda tavsiyelerde bulunuyorduk. Altın böyle bir durum var ülkemizde olağan bir şey. Fiyatlar her zaman yükseldiği zaman daha çok yükselecek diye alınıyor. Düştüğü zaman da daha çok düşecek diye bozduruluyor. Şimdiki satışlarımız biraz daha fazla açıkçası. Fiyat düşükken çünkü talep olmuyordu. Şimdi daha çok yükselecek öngörüsü olduğu için şu anda talep var ama müşterilerimizin yani hala bu fiyatlardan almalarını tavsiye ediyoruz. Peki satışlarımız ne durumda? Satışlarımız tabii Almancı sezonun bitmesiyle birlikte bir aydır stabile bindi. Ama bu dönemde gene kendi müşterilerimizi hizmette bulunuyoruz ama son bir aydır gayet düşük seviyede.